Şimdi eskilerin çok güzel bir sözü var. Derdime diyor derman ararken derdim bana derman imiş. Yani birçok kişinin hastalık zannettiği, aslında hastalık diye çağırdığı şeyler bir belki de derman olabilir. Peki şunu diyeceksiniz. Hem insanı rahatsız eden, hem de ona böyle dert gibi gelen bir şey onun nasıl şifası ve dermanı olur, değil mi? Aslında hayat içerisinde bir tamamlanma vardır. Karşılaştığımız her olay, her durum bizi tamamlayan bir frekanstır. Diğer taraftan bakarsak gerek duygularımız, gerek organlarımız, gerek bedenimiz her şey titreşimlerden, frekanslardan ibarettir. Öyleyse her bir organımızın bir titreşim, bir frekansı vardır ve bu matematiksel bir şeydir ve diyelim ki karaciğer organımız değil mi? Karaciğer organımızın belli bir frekansı vardır ve bunun birlikte hareket ettiği bir duygu ve aynı şekilde de bir karakter vardır. Mesela bir insanın eğer karaciğerine bir rahatsızlık, bir hastalık meydana geliyorsa, hani böyle değerler çok yağlandı, şöyle oldu, işte toksinler arttı falan. Evet ama perde arkasına hangi duygu var ki karaciğerde bunlar oluyor dediğimizde bu öfke duygusuyla eşleşiyor. Öyleyse bir kişinin öfkesi arttıkça karaciğeri arızalanıyor, hastalanıyor ya da karaciğerini bozacak beslenme türleri ve sistemleriyle ilgili eğer devam ediyorsa hayatında bu sefer de öfkesi artacak. Bunun gibi bütün organlarımızın hatta bütün hücrelerimizin bir titreşme sayısı, bir frekansı vardır. Ve tabii ki bütün duygularımızın, düşüncelerimizin hatta düşünce kalıp ve inanç sistemlerimizin de aslında bir frekansı vardır. Ve biz eğer öncelikle bunların hangileriyle hangilerinin eşleştiğini görüyorsak, anlıyorsak müthiş bir şekilde bunu anlamak ve yönetmek kolaylaşıyor. Şimdi bazı kadim bilgiler var. <laughs> gerek i̇bn Sina'nın dört element, gerek uzak doğunun beş element diye anlattığı mesela sistemlerde çok basit bir ee, sahne görebiliriz. Örneğin mevsimlerimiz var değil mi? Renklerimiz var belli organlarımız var, belli duygularımız var ve bunların her bir tanesinin de birbiriyle uyumları var. Mesela diyelim ki şimdi sonbahara giriyoruz. Sonbahar mesela e, beyaz ve metal element olarak geçer. Bu elementin organları akciğerimiz ve kalın bağırsağımızdır. Bunun bedendeki uzvu cildimizdir ve savunma sistemlerimizdir. Bakın sadece buradan şimdi ne kadar çok yere ulaşacağız. Bu aynı zamanda beyaz bir renktir. Beyaz renkli gıdalar bu dönemin sonbaharın en şifalı besinleridir. Neler var? Soğan, sarımsak, turp, zencefil. Bakın gidiyor. Hepsi beyaz. Ve bunlar ne enteresandır. Her bir tanesi hatta işte yok karnabahardır, lahanaydır. Gidin nereye kadar? içinde aslında aynı zamanda metal elementini de bol miktarda taşırlar ve aynı zamanda bunlar cildimize, kalın bağırsaklarımıza ve akciğerimize iyi gelirler. Ve aynı zamanda bu akçi, dikkat edin çi enerjisinin ak yani nefes ve solunum yoluyla giren organımızın içerisinden vücudu besleyen metal enerjisidir. Ne zaman ki işte buradaki alışverişle ilgili diyelim ki bir sorununuz var. Bir bakarsanız ki solunum sorunları meydana geliyor. Peki ne oluyor da bir kişinin Diyelim bir solunum sorunu meydana geliyor derseniz aslında hayatı içine alamıyorsa. Hayatı ne olduğunda içine alamazsın. Olanı kabul edemediğinde, üzüntülerinde, kederlerinde değil mi? Özellikle eskiden ince hastalık diye yorumlanan bazı rahatsızlıklar vardır. Bu kişi ince hastalık oldu, ne oldu? Çok üzüldü. Ama aynı zamanda o organın bir de dişisi, kadını ve erkeği vardır. Mesela akciğerlerimiz bizim dişil bir organdır. Ve aynı zamanda annemizle alakalıdır. Öyleyse annemiz ya da dişi ya da madde dünya ile ilgili kabul edemediklerimiz olduğunda biz akciğer hastası, akciğerle ilgili koadır, bronşittir işte diyelim ki bu konularla ilgili çeşitli rahatsızlıklar yaşayabiliriz. Peki madem ki böyle bir duygu ve frekanslarla bağlantılıysa Duyguyu iyileştirdiğimizde organ da iyileşir mi? Evet. Nasıl ki alınmayı kabul edemediğinizde, yaşadığınız bir olayın matematiğini okuyamayıp ona isyan ve reddettiğiniz için bir üzüntüye kapıldığınızda akciğer rahatsızlıkları yaşıyorsanız öyleyse bunun tam tersini yaptığınızda yani olanın mekanizmasını ve matematiğini görerek size nerede ne faydası olduğunu görebildiğinize ve bunu idrakle baktığınıza bir bakıyorsunuz ki gerçekten kendiliğinden o idrakil frekansı, yüksek frekansıyla bedeninizin aşağı düşmüş olan enerjisi yükseliyor ve kendiliğinden iyileşebiliyor. Ve tabii ki bazen de size yemeniz gerekenler, almanız gereken takviyeler de önünüze konuyor. Yani aynı zamanda olaylar, kaderiniz, duygularınız, düşünceleriniz, bedeniniz ve ruhsal tarafınıza bir birlik ve bütünlük teşkil eder. Şunu diyeceksiniz. Ya olur mu? Bir insanın bedeni başka bir şey, duygusu başka bir şey. Hatta işte diyelim ki düşündüğü şeyle nasıl duyguları da bir araya gelebilir? Nasıl ki sorusunun cevabıysa biz bir bütünüz. Yani herhangi birinizin diyelim ki strese bağlı diye hani böyle yuvarlak bir kelimeyle geçiştirdiği herhangi bir olay aslında o stresin içindeki inceliklerle bağlantılıdır. Mesela o stresi eğer siz bir kontrol, kontrolcülük olarak yapıyorsanız, bedeninizde bir gerilim meydana gelerek yapıyorsanız bir anda midenizdeki fazla asit salgısıyla mide rahatsızlıkları, mide yanmaları ve ekşimeleriyle karşılaşıyorsunuz. Aa evet diyorsunuz bu strese bağlıydı. Hayır sadece strese bağlı değil. Bu kontrolden kaynaklanan gerilimden başladığı için mideyle örtüştü. Ama diğer taraftan eğer siz hayatın size sunulan tatlarını ve lezzetlerini o anda almayıp sadece geçmişte yaşamayı seçiyorsanız, geçmişteki tatlar daha ediyorsanız, sürekli keşke kelimelerini, geçmişi yad ediyorsanız, hayatınızda bol aynenler, taklitler ve geçmişe özlemler varsa bu sefer pankreas fonksiyonunu yavaşlatmaya başlıyor, insulinin dirençleri ve birçok şeker hastalıkları hani diye nitelendirilen rahatsızlıklar meydana geliyor. Peki o zaman şunu diyebilir miyiz? Bir kişi geçmiş bağımlısı ve geçmiş daha iyi diyorsa, yeniyi ve şimdiyi ya da geleceğin güzellikler ona sunacağını kabul edemiyorsa, göremiyorsa şeker hastası olacak mı? Evet. Peki duyguyla organ örtüştü mü? Evet. Hatta biz şunu diyoruz. Etrafınızdaki şeker hastası olan kişilere gidin bakın kaç kere keşke diyor. Kaç kere geçmişin özlemini yapıyor ya da eğer siz de bunu sık sık yapıyorsanız bilin ki pankreasınızla ilgili bir rahatsızlığı oluşturmaktasınız. Diyelim ki siz eğer hayatınız içerisinde çok sertlik, keskinlik ve katılık göstermek istiyorsanız bu sefer doğal olarak sizden yansıyan ifadeler kesinlikle ya da asla gibi kelimeler olur. Peki şimdi bu kadar keskinliğe ve sertliğe nasıl bir duygu ihtiyacı vardı? Neden? Hangi duygu bunları size ifade ettirir? Çünkü siz kendinizi o sertlik ve keskinlikle koruma ihtiyacınızdasınızdır. Bu sefer safra kesesi enerji kanalınız, meridyeniniz burada bol bol öncelikle taş yapmak, çamur yapmakla ilgili eylemler yapar ve sizi içeride sertleştirip çeşitli yağlarınızı dondurarak başta damar sertlikleri, diz ağrıları, boyun tutulmaları gibi mesela çeşitli rahatsızlıklarla karşılaşırsınız. Oysa ki sadece ki buradaki sertliği, katılığı fark ettiğinizde neden orada kendinizi korumasız ya da neden orada sert ve katı görünme ihtiyacınızı gördüğünüzde esnemeye başlarsınız. Esnedikçe ifadeler yumuşar. İfadeler yumuşadıkça kesinlikleye kelimesine olan ihtiyacınız azalır ve yerine belki de olabilir dersiniz. Çünkü siz dönüştüğünüzde, siz fark edip duyguları belki bu hali iyileştirdiğinizde etrafa yaydığınız frekanslar da değişeceği için benzer enerji benzer enerjiyi çekecek ilkesiyle siz de hayatınıza sizi mutlu edecek, güzelliklerle kucaklayacak, tat verecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aslında sadece hastalık olarak değil, tamamlanma çalışması yani tamamlanma yasası devrededir dedik. Şimdi çok daha basitinden mesela ilişkilerden yola çıkalım. Şimdi siz bugüne kadar bir sevgiliniz ya da eşiniz varsa bununla tamamlanıyordunuz. Diyelim ki o çok dağınıktı, siz çok tertipliydiniz. Siz çok konuşuyordunuz, o az konuşuyordu. Buna benzer bazı zıt gibi görünen hallerle aslında biz tamamlanırız. Ve birçok kişiyi de hastalıklar aslında tamamlar yani onu iyileştirebilmek, ruhsal olarak iyileştirebilmek üzere bir tamamlama durumu meydana getirir. Şimdi siz diyelim ki o kadar çok çalışıyorsunuz ki hiç durmadan çalışmak ve belki ihtiyacınız olduğu için, belki kendinizi mecbur hissettiğiniz için, belki de bir şeylerden kaçmak üzere hiç dinlenmeden çalışıyorsunuz. Varlığınız sizi dinlendirmek için içeride ne yapsın? Bazen hafif bir soğuk algınlığıyla bir griple kenara çekilmişsinizdir. Ve o zaman da şunu demişsinizdir. Ya ben kendimi ne kadar ihmal ettim? Kendime ne kadar az baktım? Oysa ki hani bunu kendi kendime yapmam lazımdı. Diğer taraftan o gribe, o soğuk algınlığını sen çağırdın. Şimdi bu hafif bir vakadan daha üst bir vakaya geçecek olalım. Şimdi diyelim ki kişi daha yoğun, rahatsız olsa, hasta olsa bile çalışmaya devam ediyor ve kendisini durduramıyor artık zihin o kadar fazla aşırı çalışıyor ki biz biz buna aslında eril enerji diyoruz. Yani hareket enerjisi o kadar fazla ki şimdi içeriden şunu bağırıyor. Ben kendimi durduramıyorum. Birisi gelsin beni durdursun. İşte bu tip durumlarda zihninizin, düşüncelerinizin, beyninizin hayatın aşırı çalışma durumlarında bu aşırı hareketi durduracak bir durdurma enerjisi çağırırsınız. Şimdi etrafınıza çevrenize felç olmuş insanlar varsa gidin onlarla bir konuşun. Bu felci nasıl çağırdılar? O kadar hızlı bir hayatları vardı ki işte o diyelim ki belki bir damar tıkanıklığı ya da işte bir emboli ya da işte herhangi bir şekilde o felç enerjisi onları durdurdu. Stop. Durdu ve bitti. Bazen oturduğu yerden çok aşırı düşünceleriyle ya da geçmiş düşünceye takıldı sürekli o düşüncede tekrar ediyor. Yani ama oradaki o aşırı hareket, o aşırı hareketi durdurmak için çağırdığı yardımcıdır aslında o. Ben diyor kadın e hiç göğüs kanseri, meme kanseri olmak ister miyim? Yani hangi kadın bunu ister? Ama gel bir bakalım dediğimizde bir bakıyoruz ki gerçekten kendini diyelim ki bazen kocasına bazen çocuğuna veremediği için ya da bazen bir çocuk yapamadığı için ya da yeterik kadar aslında ki memeler aynı zamanda verebilmeyle alakalı akabilmeyle alakalı buralarda bir eksiklik gördüğünde ve kendini bu alanda suçladığında kendine kızdığında ve bu alanı iyileştirebilmek daha kolay verebilmeyi öğrenebilmek için bazen evet bu frekansa da ihtiyaç duyuluyor ve bu sefer rahatsızlığın adı şu ya da bu değil kişiyi tamamlayacak olan bir rahatsızlık kişiye doğru çekiliyor. Şunu da altını çizmek lazım ki her birinizin yaşadığı rahatsızlık ya da sorun sizin talebinizle, ifade imzanızla bir kadersel sistem olarak size sunulur. İlk başta şuna itiraz edebilirsiniz. Ben bunu istemedim. Ben bunu deli miyim ki kabul edeyim? Ama gelin şöyle bir bakın. Bunun çağrımı ile ilgili hayatınıza nerede ifade bulundu? Hangi ifadeyi kullandın? Hatta sadece kendinize ilgili değil. Bir gün şimdi diyelim ki bir anne geldi dedi ki yani benim dedi çocuğum otistik ve işte bunu iyileştirmek istiyorum. Peki dedik neden bir otistik çocuk doğurmayı talep ettin? Hayır dedi ben etmedim. Gel bir bakalım dedik. Ve bulduğumuz şey şuydu ki e, neredeyse işte doğmazdan evvel çocuk anne şunu söylüyor. Bana öyle bir çocuk ver ki Allah'ım. Onu öyle bakayım, öyle ilgileneyim ki o çocuğa hayatımı vakfedeyim. Evet, kabul. Hayatını vakfedeceğim bir çocukla buluştum. İfade enerjisi tabii ki çok önemli. Sadece bazen biz siparişimizin, ifadeyle siparişimizin neyi çağırdığını zihnimizde göremeyebiliriz ama şuur altınız tam da ihtiyacınızı size gösterir ve onu istetir. Tabi hem genlerle genetik olarak hem metagenetik diyoruz ki şu anda ona epigenetik diyorlar. Şöyle bir durum var. Şimdi siz diyelim ki evet annenizden babanızdan çeşitli duyguları, halleri gördünüz, seyrettiniz, fiziksel olarak da aldınız. Fakat siz hangi ihtiyaçtaysanız o kapılar açıyorsunuz. Onların her bir tanesi anneden babadan geldi ama bakıyoruz ki sen ne annensin ne babansın. Evet onlardan çok şey aldın. Ama sadece fiziksel olarak da değil. Gördüğün ve seyrettiğin ve daha ötesi de duygu DNA'larını, düşünce DNA'larını da almaya devam ediyorsun. Ve sadece anne babada değil. Çevrende gördüğün çeşitli hal ve durumlarda, bilgisayarda, oyunlarda, televizyonda da bu metagenetik yapıları kopyalayabiliyorsun. Burada evet genlerle aktarım vardır ama bir de süzgeç vardır. Kişinin kadersel ihtiyaçlarına göre seçim hakkı vardır. Evet anne ve babanın mirasını alabilirsin ama her kardeş aynı mı aldı? Burada herhangi biriniz bu dünyaya çünkü doğarken sıfır kilometre doğmadınız. Kalübeladan bu yana çeşitli alemlerden bir sürü deneyimlerle buraya geldiniz. Bu sebeple geçmiş ve gelecekten özgürleşebilenler ve şu andan her ikisini birlikte görerek kendi duygu ve düşüncelerinin ona ne ihtiyaçla verildiğini, onları alıp kabul ettiğini gören kişiler için artık bir dönüşüm fırsatı var. Hastalıklarınızdan, hastalıklarınızı duygularınızdan, duygularınızı düşünce kalıplarınızdan, fikirlerinizden ve bunları da yaşayan, aynasında yansıttıklarınızdan görebilirsiniz. Ve bunların her birinin bir birliği ve bütünlüğü vardır. Öyleyse kalın bağırsaklarınızda bir sorun, bir kabızlık, bırakma ile ilgili bir şey varsa hayatınıza cimrilik vardır. Bir şeyi vermede zorlanma vardır ama aynı zamanda da otorite ile kural koyucularla da çatışma vardır. Eğer diyelim bir çocuklarınızda bir akciğer yetmezliği varsa, işte diyelim ki bir bronşlarla ilgili bir bronşit iltihapları vesaire varsa bilin ki aile içerisinde bir tartışma ve bir kavga vardır ve çocuk bunu içeriye alamıyor ve bu kavgayı kabullenemediği için size öksürükleriyle, haykırışlarıyla bunu dile getiriyordur. Bakın duygu, ha ya soğuk almıştır, şöyle yapmıştır, bir türlü iyileşmeyen bilmem ne vardır. Ki hele astıma döndüyse bu sefer hayatı, yaşamı kabullenemeyiş ve hatta bu dünyayı dar hissediş, yeteri kadar maddeyi, bedeni e, zengin, güçlü ve iyi göremeyiş vardır, kabullenemeyiş vardır. Ve bu kişilerde eğer gerçekten hayatı ve dünyayı sevmeyi öğrendikçe, olayların kabulüne geçebilme idrakini arttırdıkça bir bakıyorsunuz ki astım namına hiçbir şey kalmıyor. Hayatındaki olumsuzluk ya da hastalık illa da bedeninde olmaz. Bazen bir kişinin ilişkilerinde olur hastalık. Bazen ekonomisinde olur. Bazen ruhunda, maneviyatında olur. Ya olur mu adamın bedeni çok iyi, adamın bedeni çok iyi gibi görülür. Fakat adamın tadı yoktur. Adamın lezzeti yoktur. Adamın huzuru yoktur. Adamın mutluluğu yoktur. Oysa ki burada biz bütünsel sağlıktan bahsetmek durumundayız. Yani sizin ilişkilerinizdeki durumunuz da aslında bedensel sağlığınız gibidir. Çünkü orada kaybettiğiniz herhangi bir halin, bir durumun ne kadar sizi üzdüğüne bakın, hatırlayın ve şunu göreceksiniz ki aslında o da bir dertli sizin için. Her şey karşı kendini kapatıp tamamen sert ve katı bir bedenle bir duygu haliyle herhangi bir rahatsızlığı, hastalığı bedeninden öteleyebilir. Yani bu sistemle de yaşamak mümkündür. Fakat o kişi de hastalığı bu sefer ruhuna alır. Evet tabi ki bedensel sağlık çok önemli. Ama burada özellikle anlattığımız bizim bütünsel sağlık ve hayatınızın iyileşmesi ya da hayatınızdaki olumsuzluklarla hayatınızın kötüleşmesi. Şimdi duygusal olarak burası bizim hormonal ve su sistemimizdir. Hormonlar içerideki eril ve dişil enerjinin denge sistemidir. Yani biz annemizden ve babamızdan aldıklarımız, gördüklerimiz hayat içerisinde hareketli ve duran enerjiler içerisindeki karmaşadan dolayı öncelikle cinsel hastalık ve rahatsızlıkların baş gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu halden özgürleştikçe özellikle bu rahatsızlıklar azalacak ve iyileşme yoluna gidecek. Şifa mümkün, iyileşmek mümkün. Yeter ki o ezberlerden, geçmiş inanç kalıplarından kurtulmayı ve bunlardan özgürleşmeyi seçelim. İnşallah yine fayda da güzelliklerde buluşuruz. Sevgilerimle.